Burası benim evim. Ben videolarımı evde çekiyorum ve düşünün ki burada bir komşuyla anlaşmışız. Buna göre misafir ağırlamak için filan birbirimizin evini istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Onlar evde otururken ben amcaoğlunu elinden tutup pat diye oraya götürebiliyorum. Onlar da aynısını burada yapabiliyor. Ama tabii bir şey daha var. Galiba onlar da amcaoğlu biraz fazla. Çünkü ben hiç onlara gitmiyorum ama onlar sürekli burada misafir ağırlıyorlar. Peki böyle bir şey olabilir mi? Yani sizce bu mümkün mü? Ya da mantıklı mı? size kısa bir düşünme süresi vereyim. Ya şaka yaptım bunu neyin düşüneceksiniz elbette mantıksız ama bu mantıksız şeyi Milli İstihbarat Teşkilatı ile İsrail'in gizli servisi Mossad yıllarca uyguladı. Ve bunu MIT'te devrim yapan Hakan Fidan sonlandırdı. Biz de bugün önce Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yakın zamanda Mossad'a vurduğu bir darbeyi konuşacağız. Ardından da Hakan Fidan'ın Mossad'a vurduğu darbeyi. Bugünkü hikaye çok keyifli. Bu videoda kaynak olarak yeni çıkan bir kitabı kullandım. Türkiye'de artık istihbarat tarihçisi olarak tanınan Polat Safi'nin yeni çıkan Milli İstihbarat Teşkilatı kitabı. Kitap, 1826'dan 2023'e kadarki süreçte Türk istihbaratını anlatıyor ve bu kitap MIT'in arşivlerinden hazırlandı. Yani kitapta ilk defa yayınlanan bir sürü MIT arşiv belgesi var. Bu kitap benim için iki açıdan değerli. Birincisi Milli İstihbarat Teşkilatı hakkında Bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı çalışma olması. Aklınıza bu konuyla ilgili gelebilecek her sorunun cevabı bu kitapta var. İkincisi ve esas önemli olanı da MIT'in dönüşüm süreci ile alakalı. Biliyorsunuz Hakan Fidan sonrası dönemde Milli İstihbarat Teşkilatı çok ciddi bir dönüşüm geçirdi. Bu dönemde yaşananlar sayesinde dünyanın en güçlü istihbarat teşkilatlarından birine sahip olduk ve bu dönüşüm sürecini bugüne kadar en iyi anlatan çalışma da bu oldu. O yüzden bu konulara ilginiz varsa bu kitabı okumanızı mutlaka tavsiye ederim. Ve bugünkü konumuzda işte bu dönüşüm sürecinin meyvelerinden biri diyebiliriz. Biliyorsunuz son yıllarda Milli İstihbarat Teşkilatı istihbarata karşı koyma faaliyetlerinde çok acayip bir noktaya geldi bir haber okuyoruz, İran'ın Türkiye'deki ajan şebekesinin çökertildiğini öğreniyoruz ya da Rus istihbaratına verilen bir dersi izliyoruz. Bir başka haberde İsrail'in yani Mossad'ın Türkiye'de kurduğu bir casusluk şebekesine vurulan darbeyi okuyoruz. Böyle olayları son birkaç yılı dışarıda bıraktığımızda daha önce pek görmemiştik. Şimdi bunlara şahitlik edebiliyoruz. Bu nasıl olabildiğini birazdan konuşuruz ama öncesinde son yaşanan operasyonu değerlendirelim. Milli İstihbarat Teşkilatı yine Mossad'ın Türkiye'de bir şebeke kurduğunu tespit etti. Mossad, istihbarat yeteneği olan isimleri Türkiye'de özel olarak seçip yurt dışında eğitiyordu. Bunların içinde Türkler de var, Türkiye'de yaşayan Araplar da. Hain, her yerde hain. Bu işin Türkiye Arab'ı yok. Dünyevi çıkar için İsrail gibi bir devletin istihbarat teşkilatına çalışabilecek potansiyeldeki hainler bizim topraklarımızda da var. İşte bunlar Mossad'ın ilgisini çekiyorlar ve bir casusluk ağı kuruluyor. Milli İstihbarat Teşkilatı da bu ağı aylarca takip etti. Önce 7 kişi yakalandı. Sorguda Mosso'da çalıştıklarını tek tek itiraf ettiler. Ve toplamda 9 hücreyle bağlantılı 56 kişi daha tespit edildi. Yani bahsettiğimiz gerçekten büyük bir şebeke ve tespit edilmesi zor bir sistemle çalışıyorlardı. Bunların ajanlık eğitimleri 5 aşamada veriliyordu. Mossad tespit ettiği isimlere çevrim içi eğitim verip birinci aşamayı sahte takiplerle başlatıyordu. Camilere, kiliselere ya da çok bilinen turistik yerlere gönderip oraların fotoğraflanmasını istiyorlardı. Bu şekilde elemanların hem yetenekleri hem de bağlılıkları tespit ediliyordu. Ardından aşama aşama eğitim süreci devam ediyordu. Ve 5. aşamaya gelen ajanlar artık eğitimi uzaktan almıyorlardı. Yurt dışına götürülüyorlar ve orada eğitiliyorlardı. Zaten bu aşamadan sonra da profesyonel istihbaratçı oluyorlardı. Adım adım her şey tedbirlerle yapılıyordu. Mesela 5. aşamaya gelen ajanlar eğitimi Tayland'da alıyordu. Ama oraya da 3 adımda götürülüyorlardı. Önce Sırbistan'a, ardından Dubai'ye, oradan da Tayland'a gidiyorlardı. Burada eğitim aldıktan sonra artık bütün istihbarat faaliyetlerine hazır kabul ediliyorlardı. Mesela Mosta'dan eğitim verdiği casuslardan biri olan Okan Albayrak, Tayland'da istihbari rapor yazmadan tutun da MIT'ten kaçma ve kurtulma yöntemlerine, araçlara uydu takip cihazı yerleştirme eğitimlerine kadar her türlü eğitimi almıştı. Bu casuslar farklı farklı operasyonlarda kullanıldılar. Mesela bu şebekedeki bazı Lübnanlı ve Suriyelileri Mossad Beyrut'a gönderdi. Burada Lübnan Hizbullah'ının yerleştiği bir binanın koordinatlarından kullanıcılarına kadar her detayı bu isimler aracılığıyla tespit ettiler. Türkiye'de ise Mossad'ın hedeflediği şahısların bilgilerini ele geçiriyorlardı. Mesela bunun için sahte haber siteleri kurdular. Bilgilerini ele geçirmek istedikleri ismin ilgi alanlarını belirleyip Burada nokta atışı haberler oluşturdular. Bu haberleri hedefteki isme bir şekilde ulaştırıp tıklamasını sağladılar. Ve hedef şahıs link'e tıkladığında siteye yüklenen virüs şahsın telefonuna da yüklendi. Hatta daha da öteye gidip sızamadıkları telefonları gasp ettiler. Mesela kağıthanede bulunan Trend GYO adlı şirketin Suriyeli Yönetim Kurulu Başkanı'nın telefonuna sızamadılar. Bu yüzden ofisinden telefonunu çaldılar. Bunun dışında Başakşehir'deki bir sitede bir evden bilgisayarları ve dokümanları çaldıkları da ortaya çıkarıldı. Yani sızmak istedikleri şahsın cihazına önce siber istihbarat yöntemlerini kullanarak sızmaya çalışıyorlardı. Bunu başaramazlarsa şahsın telefon ya da bilgisayarını çalıyorlardı ve Mossad bu yolla ve bu şebekeyle bugüne kadar bir sürü ismin bilgilerini elde etti. Her ülkede farklı ülkelerin istihbarat çalışmaları olur. Sonuçta Türkiye'nin de başka ülkelerde istihbarat faaliyetleri var. Yani demek istediğim bu tarz faaliyetler bugün olduğu gibi dün de vardı. Ama düne kadar Mossad'a operasyon yapıldığını duymuyorduk. Peki şimdi ne değişti? Aslında bu değişim şimdi yaşanmadı. Biraz daha önceye gitmemiz gerekiyor. Yani Mossad protokolüne. Türkiye ile İsrail arasında HUMINT adında bir protokol vardı. HUMINT yani Human Intelligence yani tam Türkçe'ye çevirirsek insan istihbaratı. Bu protokol MIT ve Mossad arasında 1997'de imzalandı. İkinci kez 2001 yılında tekrar imzalandı. Protokolün olayı şuydu her iki ülkede birbirlerinin topraklarında karşı tarafın istihbarat servisini haberdar etmek koşuluyla eleman, sevk ve idare edebiliyordu. Yani elbette belli sınırlandırmalar olmasıyla birlikte, MIT'in İsrail topraklarını, Mossad'ın Türk topraklarını kullanabilmesi demekti bu. 97'de bu protokol ilk imzalandıktan sonra bir önemli detay vardı ki Türkiye, yani Milli İstihbarat Teşkilatı bu protokolden neredeyse hiç yararlanmamıştı. Yani protokol aslında bize bir şey katmamıştı ama İsrail için durum aynı değil o protokol imzalandığı andan itibaren bizim topraklarımızı ciddi şekilde kullandı. Hatta protokol şartlarına aykırı şekilde bunlar da çoğu zaman Milli İstihbarat Teşkilatı'nı haberdar etmediler. Bunun da ötesinde Mossad bu protokolü suistimal edip Türkiye'den üçüncü ülkelere yaptığı operasyonları yürütmüştü. 2010 yılına gelindiğinde zaten Milli İstihbarat Teşkilatı'nda işler değişiyordu. Hakan Fidan göreve gelmiş ve MIT'i dönüştürmeye başlamıştı. Aynı zamanda bu dönemlerde Türkiye ile İsrail'in arası da açılmaya başlamıştı. Bütün bu faktörler bir araya geldi ve MIT kontrolü ele aldı. Mossad'la imzalanan protokol sonlandırıldı. Aynı yılın sonunda Türkiye'de artık rahat hareket edemeyen Mossad, Türkiye'deki irtibat ofisini de kapattı. İsrail kurulduğundan beri Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler, ara ara gerilimler yaşansa da genel olarak iyi ilişkilerdi. Bu protokolün sonlandırılması, bu ilişkilerin artık bittiğini gösteriyordu. Zaten dediğim gibi Türkiye ile İsrail ilişkileri de gergin bir dönemden geçtiği için, istihbarat örgütleri arasında böyle bir kopuş zaten normaldi. İşte 2010 yılından başlayarak Mossad'ın Hakan Fidan'ı İrancı diye yaftalamaya çalışmasının en önemli sebebi bu protokolün iptali. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Mossad'a artık burada istediğin gibi hareket edemezsin demesiydi. O dönemler ülkede gerçek yüzünü yeni yeni göstermeye başlayan FETÖ'cü teröristler de bu iftiraya sıkı sıkıya sarılmış ve Hakan Fidan'ı hedef haline getirmişlerdi. Yani kısaca özetlersek, Milli İstihbarat Teşkilatı gerçek anlamda milli olabilmiş ve bu yüzden İsrail'in hedefi olmuştu. Ve bu anlattığımız süreçten önce o protokol vardı. Hümit protokolü devam ediyor olsaydı, bugün Milli istihbarat Teşkilatı'nın Mossad'a yaptığı operasyonu konuşuyor olmazdık. Çünkü o zaman Mossad, ikili ilişkilere güvenip rahatça at koşturuyor olacaktı. Artık o imkanı kalmadı. Şimdi hareket edebilmek için bin türlü sistem planlıyorlar. Ama onda da Milli istihbarat Teşkilatı'nın istihbarata karşı koyma faaliyetleri onlara kabusu yaşatıyor. Tabii ki bu durum onları durdurmayacak. Aynı şekilde bizi de. Allah'a emanet olun.